Merhaba, bugünkü YouTube videomda yurt dışında okuduğum tıp fakültemden bahsedeceğim. Hazır YKS sonuçları da açıklandı. İnsanlar bana çok fazla işte bu yurt dışında tıp okumanın avantajlarına, dezavantajlarına bunları soruyor. Ablamla beraber de böyle video yapalım dedik. Çünkü o da benimle tıp okuyor yurt dışında. Onun da ikinci üniversitesi. Hani biraz böyle bahsetmiş olayım da insanlar nasıl ablamla okuyorsun gibi düşünceler olabilir çünkü aklımızda. Güzel. Ve kendimize bir format belirledik. Bu da şöyle olacak. Bir tane avantaj, bir tane dezavantaj yazacağız. Bu da şöyle düşündük. Bir pozitif yönünden, bir negatif yönünden bahsedelim. Bir kolaylığını, bir zorluğunu söyleyelim. Daha dengeli gidelim diye düşündük. Şimdi ilk avantajımızla başlıyoruz. İlk avantajı YKS'siz giriş olması. Yani YKS'siz giriş ne demek? Aslında şu demek. Üniversite sizi alırken kendi giriş sınavını yaptığı için YKS sonucunuzu önemsemiyor. Hani yani yine bir giriş sınavı var. Böyle eliniz kolunuzu sallayarak, "Aa, merhaba, ben tıp okumaya geldim." Olmuyor. Hani üniversite bir sınav yapıyor. Ama sadece o sınavı, yani kendi sınavı yaptığı için YKS sonucunuzu yapıyor. Bana ne diyor? Benim sınavıma gireceksin diyor. Hani zaten Avrupa'da çoğu ülkede de böyle aslında. Hani sadece Bulgaristan'da değil. Bir dezavantajımıza gelirsek de o da şu, burada yurtlar biraz kötü. Hani Türkiye'de gördüğünüz o özel okul, özel üniversite yurtları gibi çok değiller. Biraz daha böyle tırt. Biraz daha tırt. Yani tırt demek çok açıklayıcı değil. Biraz daha eski püskü. Hani kalamayacak yerler değiller ama Türkiye'de çoğu insanın alışık olduğu şartları sağlayamayan bir yapıdalar. Şu an yeni yeni daha düzgün binalar, daha düzgün yurtlar yapılmaya başladı. Onun da ismini bu arada Instagram'dan bana çok yazıyorsunuz. Özellikle Sofya'da okuyan insanlara denk geldikçe bana o hangi yurt, o hangi yurt videonda söylediğin diyorlar. Onun adı Kitchen 59. Kitchen 59 ne kadar Türk oldu. Neyse, buraya yazarım ismini şuralara, bir yerlere. Oradan ismini görebilirsiniz. Böyle. Ama yani yeni yeni çok güzel yurtlar var. Ama yer bulmak sıkıntı olabiliyor sadece bunlara. Böyle bir şey de var, yurtta kalmaktansa bir arkadaşınızla ev paylaşmak burada daha uyguna denk geliyor. Hani mesela bizim evimiz 500 euro, kaldığımız evin kirası 500 euro. Ama hani biz şimdi ablam olmasaydı, arkadaşım olsaydı, hani ben 250, o 250 gibi olacaktı. Ve yurtlarda mesela 400 euroysa hani çok daha uyguna denk geliyor. Bu konuda ama şöyle bir etken var, yurtların atıyorum 200 euroysa bunun için elektrik, su, ısın, her şey, internet falan internet da dahil oluyor. O da temizliği de dahil galiba. Ben o galiba internet... yurttan yurda değişiyor. Evet. Onun kısmına çok emin değilim. O benim ama dediğim hani... yurtta dahildi galiba. Ben internetten biraz araştırdım. Sana galiba yurttan para veriyorlar. Az kalsın ablamı terk ediyordu. Terk ediyordu. O yurttan sponsorluk hemen alalım. Vallahi sponsorluk vermiyorlar ya. Ama ben gittiğimde böyle bir fırsat olmadığı için bahsetmek istiyorum. Böyle mutlu mutlu herkese söylemek istiyorum. İmer hazırlıktayken mesela bir yurdun misafirhanesinde kalmıştı. Yurtlarda yer yoktu. Hani güzel bir yurt da bulamamıştım o zaman. O yüzden de danışmanım sağ olsun bana bir tane yurdun böyle gelen misafirler için olan bir odasını vermişti. Hani orada kalmıştım ben bir sene. O da güzeldi gayet ama. Ben o dönemde kardeşimi ziyaret etmiştim. Baya güzel bir misafirhane odasıydı yani. Eski resimleri bulursam da buralara koyarım bu arada yurdumun odasıyla ilgili. Hatta çünkü ben şey yapmıştım. 2 kişilik odaydı. Tabi o zaman lavada 1 TL 1,5 lavaydı. Evet, hani o yüzden ben 2 kişilik odayı kapattırmıştım. Annem öyle, annem yaptı, ben bana öyle bakma şimdi. Neyse, odayı kapattırmıştım. O yüzden böyle yatakları birleştirip falan böyle çok güzel bir oda yapmıştım. Bu mutlaka bu resimleri koyacağım buraya. Şu an resimler burada olabilir. Olmayabilir de. Avantaj aslında bu da. Hani çok da sorulan bir soru. Denkliği var mı? Evet, denkliği var. Denklik olması için üniversitenin dünya sıralamasında ilk 1000 içinde olması gerekiyor. Bizim gittiğimiz Clement Üniversitesi de bu sırada 530. olduğu için Türkiye'de hiçbir sınava girmeden denkliği var. Sadece hani mezun olduktan sonra belgelerinizi konsolosluğa gönderiyorsunuz. Onlar değerlendiriyorlar. Hani yeterince derslerinize katıldınız mı, Bulgaristan'da bulundunuz mu gibi gibi şeyler. Buna ek olarak bir de Avrupa'da aslında geçerli ve denkliği olan bir diploma, mavi diploma diye geçiyor. Mezun olduğunuzda herhangi bir Avrupa Birliği'ndeki tıp fakültesinden mezun olmuş gibi bütün Avrupa Birliği ülkelerinde denkliğiniz oluyor. Zaten Avrupa Birliği bir üniversiteden mezun oluyorsun aslında. Evet işte, hani o yüzden de diğer Avrupa Birliği şehirlerinde, ülkelerinde de var. Evet, şimdi bir tane dezavantaja geçelim.
Bu da aslında giriş sisteminin Türkiye'deki üniversitelerden biraz daha farklı olması. Yani tek dezavantaj dediğimiz şey burada aslında sistem farklılığı. Alışkın olduğumuz bir sistem değil. Sistem farklı derken de onunla ilgili ufak bir bahsedelim, hani kafanızda çok bir soru olmasın. Türkiye'deki hani her sene ismi değişen neredeyse o üniversiteye geçiş sınavı aslında hani bizdekinden çok farklı. Bizde kimya ve biyoloji ağırlıklı bir sınav oluyor. Üniversitenin giriş sınavı. İlk 50'ye alıyorlar bu sınavda. Ama hani şey gibi değil, optik doldurmalı, milyonlarca kişinin girdiği bir sistem değil. Matematikten sorumlu olmuyorsunuz mesela. Hani tıbba yönelik biyoloji, hani insan biyolojisi artı biyokimya ağırlıklı bir sınav oluyor. Zaten bu süreci anlattığım bir videomda var. Belki bir şeyler yapmayı öğrenirsem buralara koymayı koyarım. Ama yoksa da kanalımda zaten 3 videom var. Biri de o. Hani o yüzden kolayca bulabilirsiniz. Bir başka avantaj diyebileceğimiz şey de İngilizce eğitim. Bizdeki dersler, yani hocalarımızın Bulgar olmasına rağmen dersleri biz İngilizce işliyoruz. Pratik derslerimizi İngilizce yapıyoruz. Teorik derslerimizi İngilizce yapıyoruz. Ve gerçekten %100 İngilizce oluyor. Evet, yani. %100. Ve birincisi pek çok insan için, pek çok, yani gördüğüm kadarıyla bu kadar zorunda kalmak İngilizceyi çok hem geliştiren bir şey. Evet. Hem de hani artık hayatınızın bir parçası haline getirmenizi de sağlıyor. Ayrıca da hani üniversite İngilizce okuduğunuz zaman uzmanlık bölümü seçerken eğer İngilizce gerektiren bir bölüme gidiyorsanız, bir yere gidiyorsanız tekrardan, bu İngilizceyi aynen yeniden kanıtlamanıza gerek kalmıyor. Hani direkt zaten diplomanız İngilizce eğitim gördüğünüze dair olacağı için tekrardan hani böyle İngilizce dil sınavlarına girmenize gerek yok. Hazır dilden bahsetmişken hani dezavantajımızla da bununla ilgili bir şey söylemek isterim. Bizi zorlayan şeyin zorluklardan biri ilk yıllarda Bulgarca'ya alışmakta biraz zorlanmıştık. Türkçeden birazcık uzak bir dil yapısına sahip olduğu için biz o Kiril alfabesini öğrenene kadar biraz cebelleştiğimiz bir gerçek. Ama okul ilk 2 sene Bulgarca dersini hani normal eğitimin bir parçası olarak, seçmeli ders olarak sunuyor. Onun dışında da hani siz emek göstererek biraz böyle çabalayıp öğrenince de sonraki senelerde pratik dersler başlayınca hastalarla konuşmaya da başlıyorsunuz. Anamnez alırken, bilmem ne yaparken hani. Ama şu bir gerçek, başta bizi bir tık zorlamıştı yani. Ama hastalarla Google Translate'den de konuşabilirsiniz. İngilizce bilen hastalarınız da oluyor. Evet, o da harika. İngilizce bilen hastalar da geliyor. Google Translate'den çevirerek. Yani ben mesela anlıyorum hastayı ama ben hastaya cevap veremiyorum. Hani yani, o yüzden o biraz sıkıntı ama zamanla oluyor bunlar. Az buz artık şey yapıyoruz, derdimizi anlatacak kadar hastalarla. Onların derdini anlayacak kadar. Onların derdini anlayacak aynen, kadar. Aynen, Bulgarcımız var artık. Sıradaki avantajımız şu. Dersler çok böyle küçük gruplarla işleniyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Bir dönemde 50 kişi olduğu için hani onları da grup grup bölüyorlar ve ortalama bir grup işte 5 kişi 6 kişi oluyor. O yüzden de dersler daha bence verimli ve güzel oluyor. Ama dürüst olmak gerekirse Türkiye'de ne kadar kalabalık oluyor onu da bilmiyorum. Ama hani bilmeyerekten söyleyebilirim ki az kişiyle olması çok büyük avantaj oluyor. Daha hani hocayla, bize avantaj hissettirdi. Evet, hani hocayla daha böyle birebir konuşup sorularınızı daha rahat sorabiliyorsunuz diye düşünmek değil. Özellikle böyle benim gibi bir insansanız biraz soru sorarken utanıklıkla hani ben bunu sorsam hoca bana aptal der mi diye düşünen bir insansanız o küçük gruplar çok daha rahat sormanızı sağlıyor. Evet, daha birbirinize daha yakın oluyorsunuz, daha samimi oluyorsunuz grup arkadaşlarınız. O yüzden biraz daha insanın böyle çekinceleri kalmıyor diyebiliriz. Bir diğer de avantaj da dezavantaj diyecek. Hayır, avantajdayız. Bir diğer avantaj da hocalarımızın çoğu bir sürü kongreler falan aracılığıyla Türkiye'ye gitmiş oldukları için ya da uzmanlıklarında bir kısım stajlarını falan Türkiye'de yapmış oldukları için bir sürü Türkiye'de hoca tanıyorlar. Yani uzmanlıkla ilgili konuşurken de şey yapabiliyorlar. Aa bak işte atıyorum göz istiyorsan bu üniversitenin, işte bu üniversitede böyle böyle doktorlar var, bunların yanına gitmen çok yararlı olur. Ben onlarla senin için de konuşurum gibi hani bir sürü fırsatla sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Beni güvende hissettiriyor en azından. Aha diyorum hani gitsem Türkiye'ye dönsem sudan evet, çıkmış balık gibi hissetmeyeceğim. Türkiye'de dönmek isteyen, orada uzmanlık yapmak isteyenler için büyük bir avantaj bence. Hani ben şahsen çok böyle ne yapsam emin değilim.
Türkiye'de mi dönsem, yurt dışında kalsam, ama ben yurt dışına gitmek istesem benim çok işime gelirdi yani. Hani kimin yanı, kimin Türkiye'ye dönmek istesem. Evet, Türkiye'ye dönmek. Sonuncu dezavantajımız ise maalesef aileden uzak olmak. Yani bu ister istemez üzüyor çünkü ailenin yakında olması böyle her zaman insan için bir güvence. Böyle bilmiyorum ya, onlardan uzak olmak biraz üzücü. Ama bizim adımıza hani biz iki kardeş evet. oradayız. Hani ben bunu kendim adıma bir, çok büyük bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü bir ülkede okumaya başladığınız zaman o şey olmasına gerek yok, kötü bir şey olmasına gerek yok ama gün içinde stresli olabiliyorsunuz. Bir şey oluyor, ne yapacağınızı bilmiyor olabiliyorsunuz. Hani ailenizin yanınızda olması her zaman için çok büyük bir avantaj. Ya da atlayıp hani yakın bir şehirde bile olsa otobüse atla git, bir şey atla gidi yapabiliyor ama çok ortamı, büyük avantaj. Aile sıcaklığını hani aradığın zaman bir bulamamak biraz gerçekten üzücü. Ama insan zamanla aşıyor bunu. Ya bir de tıp fakültesi birazcık uzun bir süreç olduğu için 6 yıl evet. gibi. Hani zamanla buradaki arkadaşlarınızla aileniz gibi oluyor. İyi arkadaşlarınız olursa gerçekten aile gibi olunuyor. Ya bir de çok fazla Türk öğrenci de olduğu için hani ben en azından buradaki Türk öğrencilerde biraz şeyi görüyorum. Vatanımın insanı. Kenetlenme evet. duygusunu görüyorum yani. Aa tabii ki yardım ederiz diye. Evet. Yani ki bence aslında aileden uzak olmak dezavantaj olsa da hani gerçekten ailen gibi arkadaşların olması da bir tık avantaj oluyor bu süreçte, öyle düşünüyorum. Ama bir de şöyle bir şey de var. Mesela Avrupa'daki diğer ülkelere göre ya da daha uzaktaki ülkelere göre yani Bulgaristan çok da uzak bir yerde olmadığı için de evet. bir sıkıntı olduğunda da Türkiye'ye atlayıp gitmek. Atlayıp otobüs, hani gecenin 11'inde bile otobüse atlayıp gidebiliyorsunuz tabii canım, Türkiye'ye. Tabii, saat başı otobüs var Türkiye'ye neredeyse. 2 saatte bir falan galiba. Sofya'dan Sofya'dan İstanbul'a 2 saatte bir otobüs var yani. O da aslında çok avantajımıza geliyor. Hatta otobüs hiçbir zaman dolu da olmuyor bu arada. Hani yani mesela otobüs kalkmadan yarım saat önce bile bilet bulup atlayabilirsiniz. Hani böyle aynı bir ya şey. Ya bazı olursa. Saatler diğerlerine göre daha yoğun ama genel evet. olarak bulunuyor yani. Evet. Hani o konuda çok rahat. İşte bu da bir onun dezavantajın avantajı gibi. Kötünün iyisi. İyi yanları aynen öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bu kısım biraz daha uzun olacağını düşündüğüm için en sona bıraktık. Bu da bana çok soru olarak geliyor zaten yine Instagram'dan, DM'den. Öğrenciyken çalışma konusu. Burada aslında çok fazla öğrenciyken çalışma imkanları var. Bir sürü hani burada öğrencilerin part-time çalışması çok yaygın bir şey zaten. Ve hani maaşları da kira ödeyecek. Kayda değer güzel maaşlar oluyor. Evet yani o vakiti harcadığınızda. Ha, zengin olur musunuz? Ha, yok. Olmazsınız. Evet. Ama hani. Hani kiranız çıkar. Ne bileyim aylık market alışverişiniz çıkar yani hani. O yüzden rahat. Ha, öyle çok lüks harcayacak bir şekilde çıkar mı? Orası herkesin şimdi yaşam stiline göre değişen bir şey. Ama hani genel olarak çok rahat yetecek maaşlar var. Bir de çok hani iş bulmak için de ne tarz işler olduğunu merak ediyorsanız diye de söyleyeyim dedim hani. Böyle öğrenciyi tehlikeye atacak falan böyle garip eciş bücüş işler değil yani. Bir sürü firmanın hani uluslararası firmanın call center'ları, müşteri destek hatları Bulgaristan'da oluyor. Ve bu yüzden de bu firmaların Türkiye ayağıyla denkliklerini falan filan iletişimlerini sağlayabilmek için Türkçe bilen aynen. eleman arıyor oluyorlar. Yani o yüzden Türkçe hatta hani öyle hani şey almışam İngilizce bilmeden Türkçe iş yaparak da rahat burada çalışabilirsiniz. Ve hani bir Bulgar öğrenciye göre Türkçe bilerek iş bulmak bir tık daha kolay oluyor çünkü Türkçe aranan bir dil oluyor. Bir sürü oyun firmasının, bir sürü teknoloji firmasının, bir sürü tatil ajanda falan gibi firmaların destekleri şeyleri tabii ki bir sürü ülkede var ama hani Bulgaristan'da da var ve Bulgaristan ayağında da Türkçe bilen eleman bu konuda çok aranıyor. Masa başında hani veya bazen evden böyle okulunuza çok engel olmayacak şekilde part-time çalışabiliyorsunuz ve benim adıma bu çok büyük bir avantajdı. Evet yani biz de işte ilk 3 yıl çalışmıştık. Ayrıca bana Instagram'dan hatta Twitter'dan bile danışmanım numarasını isteyen insanlar oluyor. Ben danışmanımla konuştum bu konuda, dedim hani Ali abi senin böyle numaranı çok istiyor insanlar. Paylaşabilir miyim, YouTube videosu çekecektim dedim hani bu YKS sürecinde. O da tamam paylaşabilirsin. O yüzden de şu kısma veya bu kısma buralara bir yerlere danışmanımın numarasını paylaşacağım. Hani ben WhatsApp'tan iletişime geçiyorum. O yüzden onu da belirteyim çünkü Bulgar hattı hani Bulgar numarası. Görünce böyle şaşırmayın. Bu süreçte de hani ben kendi adıma buraya tamamen yolumu değiştirip Bulgaristan'a
gidip tıp okuyayım dediğimde kafamda milyon soru vardı. Sorunlarınızın varsa da hani bu çok normal bir şey. Evet, çünkü bana mesela şeyleri soruyorsunuz işte, belge başvuru nasıl yapılıyor gibi şeyler soruyorsunuz ama ben o belge ve başvuru süreci için zaten danışmanımla işte Ali abiyle anlaşmıştım. Ve hani o bana mesela diyordu ki şu belge yapılacak, onu yapıyordum. Onun dışında Bulgaristan'da yapılması gereken belgeler var ve ben hani daha hazırlık bile okumadan önce işte o mezun olduğum zaman 12. sınıftan hani Bulgarca sıfır. Hani hiçbir Bulgarca belge yapamam, yani devlet dairesinde kimseyle konuşamam. Onlar İngilizce de bilmiyor oluyor, yani böyle daha çok yaşlı emekli tip, emekliliğe yaklaşık tipler. Hani o yüzden de bir de laf ettin, şok oldum. Tamam, bir de şey, hani sırf üniversiteye başvuru yapmak için, yani sırf Bulgaristan'dan böyle bir belge yapmak için hani uçakla veya otobüsle gidip gelmek aslında yüzünden çok pahalıya denk geliyor. Hani en azından danışmanım hani orada yaşadığı için onun oradan yapması çok daha kolay oluyor. Yani bizim adımıza bu süreci çok kolaylaştıran, evet, çok kolaylaştıran bir etkendi. Hani o yüzden de o sorulara da bu şekilde bir cevap vermiş olayım dedim. Hani çünkü ben başvuru belge sürecinde tamamen hani Bulgaristan ayağını danışmanım halletti. Ben çok bilmiyorum. Başka bir sorunuz olursa da hani okula girişlerle, orada okumakla ilgili sosyal medyadan evet, aşağı yorumlara veya Instagram'dan DM atabilirsiniz. Çünkü ben Sofya'ya, yani Bulgaristan'a ilk okumaya gideceğim zaman böyle çok konuşup soru sorabileceğim bir insan yoktu. Hani o yüzden de aslında biraz böyle kendi kendime bu tarz videolar çekmeye başladım. Hani o yüzden içiniz rahatça sorabilirsiniz. Ben müsait oldukça hani cevap veriyorum. Yani bu, çok Instagram'a gün içinde sürekli bakmıyorum ama hani böyle baktıkça cevaplamaya çalışıyorum. Rahat rahat her şeyi yazabilir, yani her şeyi yazabilirsiniz derken de ne bileyim sevgilimden ayrıldım falan gibi şeyleri de yazmayın yani. Hani kesinlikle okul... gerçek olaylara dayanan bir uyarı. Evet, yani o yüzden normal okulla ilgili endişeleriniz, sorularınız, merak ettiğiniz şeyler varsa onları sorabilirsiniz. Selam vermek için de yazabilirsiniz onları. Evet, takılan aklınıza şeyler olsa yorumlara veya Instagram'dan bir yerlerden yazabilirsiniz. Görüşürüz. Ve ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çünkü daha çok günlük hayatımla ve okul hayatımla ilgili paylaşımları oradan yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bye bye.